Hemen tavuklarımı göstermek istiyorum. Bütün bir şekilde tavuk göğsünü alıyorsunuz. Kasabınıza diyorsunuz ki ben bunun içini dolduracağım. Bunu bana göre hazırla. O da size aynen bu şekilde veriyor. Cep yapıyor içine. Şu bir, şu iki. İşte bu kadar. Şimdi bunlar hem burada oda sıcaklığına gelsin, hem de o arada içlerini güzelce baharatlayalım. Çok basit, tuz ve karabiber sadece. Tuzunu, karabiberini koyacağım ve burada bir kenarda hafif oda sıcaklığına gelsin. O zaman çok daha güzel oluyor. Evet, bu kadar yeterli. Ve kesinlikle bu yemekte taze kekik kullanın. Ben hemen şuradan 3-4 dal aldım. Yine aynı şekilde sonradan bütün olarak da üzerlerine koyacağım. Tamamdır, ben bunları hazırladım. Bunlar arkada hem oda sıcaklığına gelsin. Peki dolgu malzememizde ne var? Bu tarifin olmazsa olmazı ıspanak. Ispanak soteleyeceğiz. Onu yine içimizden nasıl geliyorsa öyle yapacağız. Ocağın altını hemen açabiliriz. Bu burada ısınsın. Ben hemen o arada soğanlarımla başlamak istiyorum. Kırmızı soğanları şöyle elimle birazcık yoğuruyorum. Hemen tavamın içine bir yemek kaşığı kadar zeytinyağımı koydum. Soğanlar içine gidiyor. Hemen üzerine tuzumu ekliyorum daha kolay yumuşaması için. Peki soğan sotelerken her zaman ne yapıyorum? İçine bir yemek kaşığı tereyağı. Bugün soğana göre yarım yemek kaşığı kadar yeterli. Şöyle hafif orta ateşe aldım. Şimdi hemen biberlerimi keseceğim. Hemen biberler içine gidecek. Sonra tavuklarımı da yine aynı şekilde biraz tereyağı, biraz zeytinyağı ile kızartacağım. Şöyle dişlerim küçüktü, 3-4 diş sarımsak ekledim. Sadece soğanlara tuz koymuştum. O yüzden yineliyorum tuzumu. Sıra geldi ıspanaklarıma. Onları da güzelce doğrayacağım ama bu sefer ıspanaklarımı normale göre biraz daha ince doğruyorum. Çünkü tavuklarımın içini tepeleme malzemeyle doldurmak istiyorum ve hepsinden içine bolca girsin istiyorum. Renk değiştirdi. Bu iç kısımları, beyaz yerleri hafif turuncu olduğu anda diğer malzemenizi ekleyin. O zaman diriliklerini kaybetmiyorlar ama gerçekten güzel, tam istediğimiz gibi pişmiş oluyorlar. Ispanağın bütün suyunu çekmesini istiyorum. Çok da öldürmeyeceğim çünkü yemeğimiz biraz da fırında pişecek. Burada iki seçeneğiniz var. İç harcına peynir ekleyeceğim. Arzu ederseniz içine karıştırabilirsiniz. Arzu ederseniz arasına ekleyebilirsiniz. Ben içine karıştırmayacağım. Burada dinlendirdiğim tavuklarımı yanıma alıyorum. Öncesinde bir tane daha tavaya ihtiyacım var. Onu da şöyle orta ateşte hemen ısıtmaya başlayalım. Tavuklarımı şu şekilde açıyorum. Üzerine de şöyle bir yemek kaşığı kadar bahsettiğim peynirden ekliyorum. Elimle iyice yerleştireceğim. Bırakın ıspanağın suyu da aksın. Şu şekilde hatta iyice bastırın. Evet, kürdan yardımıyla tutturdum. Tavamın çok çok iyi ısınmış olması gerekiyor. O ısındıktan sonra ne yapacağız? Nar gibi üzeri kızarmış tavuklarımızı fırın kabına alacağım. Şöyle bir fırın kabı kullanacağım. Burada yaklaşık 500 mililitre kadar tavuk suyum var. Şöyle bir su bardağı alıyorum. Şu an tavam istediğim sıcaklığa geldi. İki tarafının da nar gibi kızarmasını istiyorum. Sosumun içine şöyle dolu dolu
1,5-2'ye yakın domates ve biber salçası ekliyorum. Hemen tavuk suyumu. Şöyle bir su bardağından biraz fazla salçalı sosun içine döktüm. İyice salçayı eritin içinde. Bunun için tavuk suyunuzun sıcak olması gerekiyor. Aksi takdirde kolaylıkla erimez. Bu sosun içine karabiberimi koyuyorum. Tuzumu, bunlar artık vazgeçilmezimiz. İki tarafı da istediğim gibi kızardı. Kenarlarını da şu şekilde mühürleyeceğim. Birincisi hazır. Yine aynı şekilde. Bu da tamamdır. Tamamdır. Sosumuzu koyduk. Üzerlerine tekrar şöyle dal halinde taze kekik koymak istiyorum. Tavukların fırına gitmek için artık hazır. İçleri tamamen pişene kadar onları fırına gönderiyorum. Ne kadar mı? Yaklaşık 15-20 dakika kadar. Fırınımız 200 derecede. Önce bir tanesini bütün olarak koymak istiyorum. Evet, bir tanesini de keselim bakalım içi nasıl görünüyormuş. İçinin görüntüsü de gerçekten çok güzel oldu. Şöyle hemen 3 dilim de bu şekilde koyacağım. Hemen hazırladığımız bu bütün malzemeyi çekmiş güzel sostan. Şöyle bir kaşık daha.